Baba. Ney? 1 lira 10 kuruşluk sütü 1 lira 20 kuruştan alıyorsun ama. Ya ne yapayım Cemal? Adamın dediğini duydun işte. Adam diyor ki bütün sütü zaten fabrika alıyorum. Para varsa süt var, yoksa yok bu. Ya baba günde 3 ton süt, litre başına... Ya 10 kuruştan kilo başına günde 300 lira zarar ediyoruz. Baba bunu nasıl karşılayacağız ya? Mazot parasını saymıyorum bile. Ya işte Cemal, dayanabildiğimiz kadar dayanamayacağız gari. En azından veteriner tahlil sonuçlarını getirene kadar. Bakalım hayvancıkları kurtarabilecek miyiz? Ya eğer isterseniz ben karşılayabilirim bunu. Hayır Gül, karışma sen. Olmaz öyle şey. He olmaz. Cemal onu doğru söylüyorum. İlle de tabii karışıvereceğim diyorsan ona da bir şey diyemeyiz. Patronum sensin yani. Bu ne demek oluyor baba? Yalan mı Cemal? Ay, ya tamam tartışmayın. Ben halledeceğim dedim. Haydi haydi haydi. Alo, günaydın Cemal. Günaydın. Yeni mi uyandın? Ya evet. Dün gece hiç uyuyamadım. Anca toparlandım. Sen ne yaptın? Hiç. Ben de evdeyim. Birazdan ahırlara geçeceğim. İyi, tamam. Ben de kalkayım, geliyorum o zaman. Hadi öptüm. Ben de. Yemeden kimle konuşup durun sabah sabah? Ha, hiç baba ya. Gül'le. Sebep? Ya işte böyle günaydın, ne yaptın, nasılsın? O tür sebeplerden. Sen yemeğini yedin mi kızım? Yiyorum işte baba. İyi. Lokmanı ekmeğin içine koyuver de içeride yiyiver be. Hadi. Ben doydum zaten baba. Hiç içeri geçmeyin. Dişçi döndüğümü verdiydi ya. Ben oraya gidiverin. Dişçi. İyi git. Cemal, son zamanlarda başımıza gelmeyen kalmadı değil mi? He vallahi baba ya, kalmadı. Ben de düşünüp durum, düşünüp durum. Niye bunlar hep bizim başımıza geliyor? Sonunda buluverdim ya. Neden geliyorum? Kamuran'ın ahını alıverdik ya. Hep ondan oluyor bunlar Cemal. Yine sabah sabah 2 lokma bir şey yiyeceğim. Buraya boğazıma dizin, tamam mı? Böyle dizin. Ya oğlum, kız temiz kız. Temiz kalpli kız, saf kız. Ah ediyorum. Sonra ineklerin sütleri kesiliyorum. Evet. Ha. Atın üstünde beyaz elbiseli kız. O süt olabilir. Evet. Demek ki sütle, gülle ilgili bir şeyler olacak gibi. Arkama da giden. Kamuran'ın sütlerin kesilmesiyle bir ilgisi olup durur. Bence. Lan! Ne susup durun? Hiç baba ya. Ne edeceğiz diye onu düşünüp durun. İşte ben diyorum ki... Cemal biz bu Kamuran'ın yine isteği verelim ya. Bir daha isteği verelim. Tabii. Tekrardan. Tabii. Yeniden. Tabii. Yine mi baba? Yine mi? Yine Kamuran'ı isteyeceğiz. Ailecek böyle kalbini kıracağız ha? Arkadaş, uzun bir nişanlık dönemi yapıveririz. Hemen evlendiren yok. O arada kız şeyini, ahını geri alıverir, sütle geliverir. Zaten zamanında sen de 3 sene, ben deyim 5 sene geçiverir. O da anla artık olmayacağını gari. Ya siz iyice acayipleştiniz son dönemlerde ha. Ya ana, baba ne ediyorsunuz ya? Yine ailece gidip kızın kalbini mi kıracağız? Arkadaş, aklıma başka bir şey gelmiyorum. Oğlum. Aslanım,
Ben senin ananım. Seni bilip durun. Bu köyde seni en münasip kız Kamuran. Evet. Bir evleniver Kamuran'la, bak seni nasıl mutlu edivecek. Evet. Gelip beni dua edivereceksin ya. Evet. Vallahi bir dene. Bir dene, bir gör. Ya ana, sen baya baya bu televizyondaki satıcılar gibi oldun. Baya baya öyle oldun ya. Almalı, dene, beğenmezsen iade et diyorsun yani. Allah Allah ya. Ya tamam, ben Kamuran'ı seviyorum. Abo! Bir dakika, aboluk bir şey yok ama arkadaş olarak seviyorum. Tamam. İşte git kıza bunu söyleyiver. Ben seni seviyorum de. Al bekle, arkadaş olarak diye ekle. O şekilde yap. Hiç olmazsa kızın şeyini helallik alırsın. Günah ona da, o da ana kuzusu ya Cema. Aa, değil mi? Ana kuzusu, ana kuzusu. Ey, aç kaldım ben madem. Gideyim, ağrılara gidiyorum ben. Haydi, afiyet olsun. Deyivereceksin değil mi? He baba, he. Ay maşallah. Ay maşallah. Aslanım abin. Ne diyecek şimdi bu? Hı. Ben seni arkadaş olarak mı sevip durum diyecek? Ya önce seni seviyorum, sevip durum. Sevip durum, seni sevip durum diyecek. Bakalım kız ne edecek? Ona göre muhtemel ağzının üstüne düşüp bayılabilirken de diyecek ki arkadaş olarak. Günaydın abla. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. 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 Hoş geldin. Hekim bir kapıdan geçiyordum. Kolundan tuttum, çekiverdim. Gel azıcık bizden kahvaltı ediyor dedim. Yapmışım değil mi? Ne yapmışsın babaanne? Oraya oturacaksın sen. Hekim bir yanına otur be gari. Hadi oraya otur. Sen oraya otur kızım. Babaanne. Kızım senin yerin orası. Sen oraya otur vereceksin. Hadi. Babaanneciğim. Sağ ol kızım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen? İyi olmaya çalışıyorum. Oh, herkes iyi. Çay da çok güzel. Buyurun Kaan Bey. Sağ olun yani. Gülcüm. Benim eşek gözü cibim halen yatıyor mu? Ha evet, uyuyor babaanne. Çok yorgunmuş. Geç kalkacak. Şöyle söyledi. İyi o zaman. O da kalkınca kahvaltı edivesin değil mi? Hadi biz başlayıverelim gari kahvaltıya. Başlayalım. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol babaanne, afiyet olsun. Gülsüm, sen hekim beyin tabağına bir şeyler koyuver kızım. Yok, hiç zahmet etmeyin. Ben kendim alırım. Kendi alır babaanne. Sen yine koyuver Gülsüm. O ortadan yemeği sevmiyorum. Koyuver, koyuver. Peki. Hey, Hekim Bey oğlum, köyde işler nasıl gidiyor? Yoğun Sultan anne, bayağı yoğun. Daha ne kadar sürecek bu senin dişlere bakman peki? Tahminim 3-4 ay sürer. Ha. Sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama buralara yerleşmeyi düşünüyorum. Estağfurullah. Aa, temelli mi? Evet. Güzel. Ciddi adamın ciddi kararı olur değil mi? Ne iş yapacaksın peki? Diş bakmaktan geçilmez ki oğlum. Şöyle Sultan anne, benim İstanbul'da bir tane kliniğim var. O çalışmaya devam ediyor. He. Sen para kazanıyorsun yani. Evet. Ha, güzel güzel, bak güzel işte bu. Yani benim hayalim bir arazi bulup biraz koyun, biraz inek, bir organik çiftlik kurmak ve orada kendi ekolojisini yarattıktan sonra dışarıya bağımlı olmadan kendine yeterli bir hayat kurmak. Ha, bak görüyor musun Gülsüm, Nihal? Akıllı adam ne güzel konuşuyor değil mi kızım? Yani Sultan anne, insanlara bu dünyada hala %100 doğal yaşamanın mümkün olduğunu göstermek istiyorum. Pek güzel diyeydin gari, pek akıllıca konuşuyordun. Madem bunları yapacaksın, benden de sana tarla hediye olsun gari. Nereden istiyorsan oradan vereceğim sana. Yusuf'a da söyleyeceksin. En güzel yerden sana arsayı verecek gari. Sultan anne çok sağ ol, çok incesin ama benim senin toprağında gözüm yok. Ben kendime bir yer bulurum, sağ ol. Oğlum toprak bugün benim, yarın senin, öbür nesebinin. Değil mi? Öbür tarafa giderken cebime koyduk duramayacağım ya para gibi. Ne olacak? Senin ne oluversin? Ben de toprak bul. Değil mi Gülsüm? Bize de yeter, sana da yeter. Ya tabii babaanne. Yani hatta
organik tarımla uğraşacaksan en iyisi böyle köyün uzağında bir yer bulmak ki hani el değmemiş toprak olsun. Anlıyorum. Çok düşüncelisin. Sağ ol. Ne demek? Ne oldu kız? Ne oluyor kız? Ne oluyor? Ne lan bu halin? Ha? İyi insan lafın üstüne gelir derler de. Senin gelişin eşkıya benziyorum. Göbeçin lan seni ben göbecektim. Yusuf Bey bir dakika. Ne oluyor? Koskoca kızı bu devirde hem de hortumla olacak iş değil. Doktor Bey kız benim de mi? Döverin de severin de. Ulan geber. Hayır. Yani bakın herkes hata yapabilir. Ama marifet onları dövmekte değil. Onlara hatalarını anlatmakta. Bak doktor ne güzel konuşuyorum. Ne bu senin halin? Beni bak. Bundan sonra sen ne göreceğim böyle ne de duyacağım. Geberdin yoksa sen. Defol şimdi lan. Yürü gari. Ben yollarım kameranı sana. Allah. Kamran. Gel otur şöyle. Gel. Al bir bardak su iç. Biraz sakinleş. Çok teşekkür ederim doktor bey. Benim babamın elinden kurtardınız vallahi. O nasıl söz öyle? Kim olsa aynısını yapardı. Yok yok kurtardınız beni. Ne oluyor ulan sındık seni? İçim şişiyor Hikmet içim. Lan derdini edemeyen derman bulamaz lan. Söyle bakayım. Vallahi içim yiyip duruyor. Namazı dayanamayacaksın. Vallahi anlatacaksın. Arkadaşlar, Cemal kötü. Cemal bitmiş. Cemal'in durumu hiç iyi değil. Cemal'in durumuna bir şey yapmak lazım geliyor benim. Ne varmış lan Cemal'in durumunda? İneklerin sütü geri geliverdi ya işte. Sahi mi? Yok lan. Sultan Hanım'a yalan söylemişler. Yalan mı söylemişler indi? Ne etsin lan? Ben zaman kazanmak istemişler. İyi de arkadaş onların yaptığı da iş değil yani. Gittiler ineklere gıy 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 o klasik müzik mi diye ne diye onu dinletiverdiler. İnekler de telefonu verdi işte. Ne edeceğiz şimdi arkadaşlar? Ahıra gidip de ineklere Türk halk müziği konseri mi vereceğiz? Halk müziği dinleteceğiz. İnekleri halk müziği dinleteceğiz. Hep içimiz rahat ediverir lan. Vallahi içim şişti. Lan bütün gün kahvede sepet gibi oturup durunuz. İki tane inek satacağız da Cemal'i mi satacağız hem biz? Nerede kaldı bizim köylülüğümüz? Nerede kaldı bizim kardeşliğimiz? Nerede kaldı bizim yardımlaşmamız? Benimle mi siz Zek? Ben seninleyim lan. Sen? Arkadaş ben gelemem. Benim işim var, gücüm var ya. Benim ses de çok kötü zaten. Lan Osman abi senin yaptığın da iş mi gari şimdi? Akşama kadar kahvede oturup okey mi oynayacaksın? Taşlarla mı oynayacaksın? Gelsen ne olacak yani? Ya Osman abi senin neye gidip durun o kadar? Benim de bir sürü işim var. Bakkal dükkanımı kapatıp gelin ben de. Lan ben sana bir beddua ederim. Üç gün kimse uğramaz dükkanına gari. Ödüm kopu verdi. Ben senin bedduandan mı korkacağım? Lan abi, bu bakkalın yarısı benim değil mi? He? Ben bugün kendi payımı dükkanı kapatıveriyorum. Yarın sabah sana zahmet açıverirsin dükkanı. İyi lan iyi, tamam. Gidiyorum. Ben... Ne oluyor lan burada? Ne aklını verdiniz? İneklere halk müziği dinleteceğiz. Sen de geliyorum. Allah canını almasın Sıddık ya. Ağzında bakla ıslanmıyor ha. Herkese söyleyiverdin değil mi? Bir de açıp anons geçiverseydin bütün köye. Lan ne edeyim? İçim şişti. Yeter lan. Vallahi ağzından kimse kaçırmayacak. Vallahi gafile sokmam. Gidiyorum. Hadi Allah'ım ya Rabbim ya. Aha malum şahıs gelip durur. Nereye gidip durunuz lan? Üstü aganın ağrına. Şşt lan yürü yürü. Hani ineklerden süt geliverdi ya. Gözün aydına gidiyoruz. Hey. Siz gidiverin. Ben gayfede oturuvereceğim. Aferin lan Sıddık. İyi kıvırıverdin. Lan Allah'ın hikmeti. Neye yımırtlıyorsun lan sırrımızı? Nereden? Başka bir şey desem ben de geliyorum diyecekti. Bizim işte suya düşüverecekti. Emre Hüsnü Agar'ın adını duyunca kahvede oturup kalıverdi. Yani ben pası atıverdim. Sıddık da golü yapıverdi. Yalan mı? Vallahi doğru söyleyip duru. Biz onun gibi kapsamlı düşünemiyoruz. Aferin lan. Ömer ne haber lan? İyi. Ana.
Ne diyor herkes? Senin ahıra gidip durur ha. Benim ahıra mı? Sibel. Hayırlı olsun ha. Senin ineklerden süt gelip durmuş. Evet. Süt geliyorum. Hayvanlardan süt geliyorum. Ayıp olmasın ki ben de gidivereyim o zaman peşlerinden de. Peki, kendi başlarına. Baba, neredesin ya? Ne oluyor lan? Cemal'le var ya, süt geldi diyor emme. Bozarmut'tan süt alıp milleti uyutuyorum. Ne dedin lan sen? Sultan Hanım'a bilmesin diye yapıp dururlar. Kendi inekleri süt vermiş gibi. Allah, haberi bak. Emin miyim? Herhalde baba. Kendi kulaklarımla duydum deyip durup ya. Bu kulaklığa hiç yanılmaz. Bilmemin. Yaşar el. Ya saçmalamayın. Hiç olur mu öyle şey ya? Olur. Dur diyorlar ya. Ya saçmalamayın. Hakikaten olmaz. Olur işte. Ne işi olur? Cemal, ne arıyor bunlar burada? İpini koparan buraya doluşmuş. Sen Mıktar bir anons yapıvereydin de köyde eksiğiniz varsa onlar da katılıvereydi. Hah, bak gördün mü? Aynısını dedim sana. Demedin lan. Dedim lan. Demedin. Dedim ya lan. Demiş. Bunlar böyle toplanmış. Evet. İneklere türkü dinleteceklermiş. E sana geçen de dedim ya Hüsnü Aga. Olabilir. Bir deney versinler canım. Bakarsın bir faydası oluverir. Söyleyeyim. İnin bakalım aşağı. Toplaşın. İndi. Herkes beni dinleyiversin gari. Hikmet. Sen koru şefi olacaksın gari. Ne? Koru şefi. Maestro. Allah'ın hikmeti. Allah'ın hikmeti. Allah'ın maestrosu. Eşek gözü cibin daha da akacağı yok. Uyup duru. Ben gideyim de şu hayvanları bir yemleyeyim gari. Darılır acıklı yemiştir. Ay, dur babaanneciğim sen zahmet etme ben yaparım ya. Ay, yok kızım sen otur sen anlamaz. Sen hekim beyle ilgilenin be. Misafirimiz. Hadi bakayım. Sultan ana. Senin diyeceklerim var. Niye geldin lan yine? Ha? Çok mühim bir şey diyeceğim sana. De bakalım ne diyeceksin? Bu Hüsnü seni yalan söyleyip duru. İneklerde süt mü yok. Bozarmut'tan sütü parayla alıp sana senin ineklerin sütü deyip duru. Salak mı lan bu? Niye böyle bir şey yapıp duru? Sen inekleri kesmeyesin deyin. Yok artık Yusuf. Sen de Hüsnü'ye iyice bir takıverdin ha. Vallahi doğru diyorsun. Beni bak. Şimdi kalkar giderim. Eğer yalan ise elimden seni kimse alamaz. Vallahi öldürürüm ha. E buyur götürüverim ben sana. Yürü gari ben giderim kendi kendine. Ben giderim. Yürü gari. Şonu çevireceksin şonu. Sen karışma gari ben biliyorum. Ya baba hakikaten çok saçma bu ya. Ya Cemal ben de biliyorum saçma da her şeyden medet umar hale geliverdik ya. Ne yapacağım? Hüsnü Aga, Cemal hadi lan siz de gelin. Cemal, gel lan. Tinör eksik gel. Gel lan. Yürüyün gidin işinize. Sizle mi uğraşacağım ben ya? Hadi Cemal. Bakayım. Cemal. Sen delirken ben böyle mi yaptım ya? Lan. Neyse hadi. Başlayıverin hadi. Ne olacaksa olur Veysel. Başla lan. 3, 4. Süt içtim, dilim yanıverdi. Amanın amanın. Süt içtim, dilim yanıverdi. Amanın amanın. Ya ne hataydı bu halleri düşündü. Bunlardan ne de tüm hale geldim ya. Döküldü kilim yanıverdi kız sana heyranım. Ben kilim de değilim amanın amanın. Ben kilim de değilim amanın amanın. Bahçemde gülüm kalıverdi kız sana heyranım. Bahçemde gülüm kalıverdi ben sana heyranım. Süt içtim dilim yanıverdi. Süt içtim dilim yanıverdi. Amanın amanın, döküldü, kan yanıverdi kız sana. Sıda gelsin. Döküldü,
Hüsnü ne oluyor burada? Hayvanlarıma ne ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz hayvanlarıma?